Değerli takipçilerim, değerli izleyenlerim, hepinize merhaba. Bugün iki küçük şey anlatacağım. Tabii bu görme engellilerin başına gelen şeyler olabilir. Her zaman da iyi bir şey değil, bazen de biraz iç burkan, biraz üzücü şeyler de, olaylar da tabii ki hayat boyunca olur. Yani yaşam boyunca. Zaten yaşamı ben çiçeğe benzetirim her zaman. Ne kadar güzel, ne kadar yumuşacık, ne kadar güzel kokar ama sevmeye çalışırken de dikenleri batar. Yani bu hayatta bu öyledir yani. Onun için şimdi size anlatayım ben. Benim Nülüfer'den önce eşim gören eşimdi, görüyordu. Onunla biz o zaman Halkalı Sirkeci banyo treni vardı. Sirkeci'ye gideceğiz, işte oradan Mısır Çarşısı'na falan bir yerlere uğrayacağız. Beraber bindik, eşim yanımda, baston bile almıyorum yani. Çünkü gören biri var yanımda, hani gerek yok gibi. Trenden indiğin zaman öyle insanlar böyle koşuyorlar böyle Sirkeci'de. Birbirlerine o turnikelerden çıkmak için böyle acele ediyorlar falan. Biz trenin kapısından aşağı indik. O kalabalığa uyumamız lazım. Hızlı yürümemiz lazım. Yürüyoruz ama eşim kolumdan bir şey mi düşürdü? Ne oldu? Bir anda çıktı. Ya niye çıkıyorsun kolumdan dedim. Şöyle bir girdim. Anam girmez olaydım. Kafama çanta yedim. Ne vuruyorsun falan derken tabii eşim yetişti. Ne oluyor falan. Ben eşimin kolu diye, o kalabalık zaten yan yana insanlar koşuyor. Kolumun şeyi yani eşimin kolu diye diğer bayanın koluna girmişim. Tabii ondan sonra çantayı tabii yersin. Kim girse yer o çantayı yani. Ne oluyor falan. Neyse öğrendi görmediğimi ama öğrenince üzüldü. Yani ne kadar özür diledi falan ama çantayı yedik kafaya ya. Ya bunun kurtuluşu yok. Onu anlatayım dedim size. Şimdi üzüntülü olan benim için tabii çok üzüntü tabii ama herkes için yani benim durumumdaki bir kişi için tabii üzüntülü bir şey. Olay da anlatayım. Şimdi arkadaşlar yaz böyle sıcak. 5-6 arkadaşım var. Yani görmeyen arkadaş değil bunlar. Hepsi görüyor. Benim zaten görmeyen arkadaşım pek fazla olmadı. Çocukluğum zamanında. Şimdi onlar işte plaja gitmek istiyorlar. Toplanmışlar. Pazar günü gidecekler de. Daha evvelden bu birkaç gün evvelden söylediler bana. Toplanıp gidecekler. İşte hepsinin kız arkadaşı falan varmış. Onlar da geleceklermiş. Ya beni niye götürüyorsunuz dedim. Benim kız arkadaşım falan yok. Hani sonra öyle bir gezide ben ne yapacağım yani tek başına. Yahu sana da bulacağız. Ya ne bulacağınız? Ya gidin Allah'ını seversiniz ya. Benden uğraşmayın. Gidin siz güzel eğlenin. Ne yaparsanız yapın. Gelin yani. Yok illaki sen illaki. Beni zorla böyle. Üstüme baskı yapa yapa kabul ettirdiler. Ben de hadi bakalım deneyeyim gideyim dedim. Ne yapayım ya. Güzel o işte o pazar günü geldi. Saati biliyoruz. İstasyonda buluşacağız. Ben istasyonun merdivenlerinden çıktım. Bunlar gördüler beni. Ha, bu tarafa böyle bir cucuna böyle karışık orası. Kızlar çocuklar böyle bir şeyler oluyor. Neyse. Beni kolumdan tutup şey yaptılar. Çünkü istasyondan tren şeyine geçmek için bir telli örtülü bir yerden turnikeden geçip ondan sonra trenin binme şeyine yerine geliyorsun. Öyle bir şeydi. Neyse. Yardımcı oldular da. Şimdi ben heyecandan bekliyorum. Şimdi ne olacak? Dediler ki kızım biri tabii tek kalmış orada. İşte adı neydi vallahi şimdi adınız bilsem de söylemeyeyim boşver. Ondan sonra işte Eşref sen de Eşref'le beraber
hem yardımcı olursun hem arkadaş olursunuz işte falan deyince kız şöyle bir durdu. Bula bula dedi, bana bir kör mü buldunuz ya dedi. Benim böyle kafamdan aşağı böyle bir sıcak sular indi. Eyvah dedim, ben ne yaptım ya? Şimdi ben buna ne diyeyim? Yani bir şey demeye de şeyim yok. Ya kız öyle söyledi. Ama insan bir söyleme usulü vardır ya. Yani bu kadar kaba bir şekilde birdenbire dank tadak söylemez ki. Ya şu kelimeye bak, hiç aklımdan gitmiyor, kulaklarımdan da gitmiyor. Bula bula bana bir kör mü buldunuz? Hay Allah seni ya. Kardeşim böyle yapılır mı, böyle söylenir mi? Nasıl biliyorum? Arkadaşlar dedim, bana hiçbir şey söylemeyin. Gidin siz eğlenin. Hadi eyvallah dedim. O aynen o merdivenlerden paldır paldır düşüyordum da hatta. Kafam yerinden gitti. Böyle indim gittim bir daha. Arkadaşlar ya, 25-30 yaşına kadar ne bir kızla arkadaşlık yapabildim, ne yanaşabildim. Yani o söylediği şekildeki o tavrı gene bana diğer kızlarda, yani bir arkadaşlık yapmaya kalksam aynı şeyi duyacağım diye düşündüm. Böyle çok çekingen oldum yani kızlara karşı. Aman şükürler olsun ya, işte geldi geçti hayat, neyse. İşte öyle oldu. Ondan sonra ben şimdi size geçen hafta şey yapmıştım. Hani bir çiçek tablosu yapacaktım. Onun böyle bir şey boyamasını gösterdim. Kaba bir astar boyamasını gösterdim. Bitince ne halde olacak göstereceğim dedim. Onu yaptım. Şimdi onu göstereceğim size. Biraz geriye de şöyle çekileyim de. Belki tam olarak göremeyebilirsiniz. Ben bakayım üstüm burası, altını. Evet, şimdi size bakın ilginç bir şekilde. Dur bir dakika, kameranın yeri. Ha, nasıl olsa siz beni gördüğünüze göre, ben de bunu yüzümün önüne getirdiğime göre. Evet, şimdi yavaş yavaş resmimiz çıkıyor efendim. Şuradan tutalım. Evet, böyle resmimiz. Burada çiçeklerimiz. Renkli renkli, rengarenk. İnşallah güzel olmuştur. Biraz geri çekeyim mi, ne yapayım bilmiyorum. Şöyle yapayım. Evet, şöyle aşağıdan yukarıya doğru çıkarıyorum. Bakın. Evet, şimdi bakayım bunun sonunu gördünüz mü? Heh, masayı geçmiş. Tamam, gördünüz. Bunun sonunu gördünüz. Şimdi aşağı indireyim. Evet, şöyle geriye de çekeyim. Geriye çekersem dizlerimden aşağı indiremiyorum efendime söyleyeyim. Şöyle yandan kaydıralım şöyle. Evet. Şimdi çiçekleri görüyor derken ben çıktım. Hay Allah. Evet, işte bu. Resmimiz böyle. Gördünüz. Sallaya sallaya da nasıl gördünüz bilmiyorum da. Evet, yerine koyalım. İnşallah daha güzel şeyler, daha enteresan şeyler yapacağım, göstereceğim ama yani bir resmin sıfırdan bitişine kadar olan her saniyesini çektim size, gösterdiğimden dolayı size her resmi de gene böyle ipleri yapıştırırken falan tekrar tekrar göstermek, zaten siz bıkarsınız, seyretmezsiniz. Aynı işlem hiçbir şey yokken iple yapıştırıp başlıyorum ve en sonunda da parmaklarımdan o ip takibiyle, iplerin olduğu yerler zaten ip olması zaten anlayamaz parmağım ve göremez tabii, yapamam, parmaklarım görmezse yapamaz. Nasıl boyuyorum gösterdim size. Aynı şekilde zaten sistem. Ama derseniz ki ya şunu nasıl çiziyorsun abi, bize göster falan, öyle bir şeyler gelirse belki denerim, gösteririm size falan. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videom fazla uzun olmadı ama
Diğer videolarda inşallah bir araya geliriz. Yani demek istediğim, benimle herhangi bir konuda olur ya, bir resim isteği, herhangi bir şey falan olur diye bunu söyleyeceğim. E-mail'den bana ulaşabilirsiniz. E-mail'im esrefarmagan@yahoo.com. Oradan menajerim ilgileniyor. Herhangi bir istek, herhangi bir sunum için bir çağrı, herhangi bir programa konuşmacı olarak falan, böyle bir şeyleriniz varsa oradan bana ulaşırsınız. Şimdi telefon numarası vermem olmuyor. Herkes ne olursa arıyor falan. O hoş olmadığı için ben e-mail'den hem menajerim takip ediyor oradan. Onun için onu söyledim. Üyeliğinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda inşallah bir araya geliriz. İnşallah Allah uzun ömür verir. Daha nice nice seneler, zamanlar, ben size neler daha göstereceğim. İnşallah bir arada oluruz. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.